Evet, görmüş olduğunuz gibi Avrupa Diş bize hem bu harikulade otomobili getirdi hem de bu videomuza sponsor oldular. Çok teşekkür ederiz. Yakın zamanda da Acı Badem'de vardı galiba. Evet. Bir uğrayacağız. PPF, i̇şte. Detailing, polisaj, dişlerimize geçeceğiz. Tabii canavar. Bu araba özel bir araba. Eren sağ olsun bize getirdi arabasını. Merhaba. Daha çiçeği evet. Burnunda 3000 kilometrede. 3000 kilometrede tamam. Zaten çıkalı da bir sene olmadı. Olmadı herhalde yani. Bir 6-7 ay falan oldu. Türkiye'de görmedim hiç. Ben de görmedim. Yani birkaç tane gördüm böyle Instagram hesaplarında falan ama o Türk arabası mı bilmiyorum yani. Evet. Plakalarına çok dikkat etmedim. Bu M2 çok özel bir M2 diğer M'ler arasında. Çünkü bu M2 arkadaşlar artık son içten yanmalı gerçek bir M otomobili. Bundan sonra devamı muhtemelen gelmeyecek. Yani aslında koleksiyon değeri de olabilir bu otomobillerde. Hem de zaten teknolojisi. Bir de şöyle arkadan itiş. İçten yanmalı bir M otomobili. Yani bu kombinasyonu biz bir daha herhalde göremeyeceğiz. Çünkü M3, M4, 4 çeker biliyorsunuz. Ayrıca manuel vites de var opsiyon olarak. Ekstra para verip 300-400 euro tabii, ya da 500 euro neyse. Tabii. Onu da hatta sormuşlardı opsiyonlarda ister misiniz diye. Dedim yok yani şu herhalde bunun gibi ben vites değiştiremem zaten. Değiştiremezsin. Yani. Buradaki 8 ileri ZF bam bam bam. Aynen, bir de öyle. Hani hakikaten dediğin gibi manuel olarak o kadar hızlı geçirmek çok zor. Yok. Ki ben manuelciyim. İşte revmeçi falan var kapatabiliyorsun falan. Hani denemek de çok isterim bu arada nasıl hissiyat diye. BMW'cilere sormuşlar yani düz vites neden daha pahalı? Neden opsiyon olarak para veriyoruz? Bu şasiye çok uğraştık manuel vitesi koymak için. Bir de hani tabii işin pazarlama boyutu da var. Son manuel gerçek proper M-Car diye. Ve bunu yapıyorlar. Ya hakikaten en son Serdar'ın 240'ı kullanmıştık. O böyle hakikaten çekici duruyordu. Bu daha da agresif. Bu böyle o çirkin surata M tamponlar, karbonlar falan daha da yakışmış. Kızgın bir domuz yani. Yani burada evet. Böyle. Tabii bu karbon paket. Tabii karbon paket bu yanlarda, aynalarda. Bak bugün hazır hissetmişim karbon paket olduğunu bilmiyordum. Karbon aksesuarlarımı giyip geldim. Saatimiz de severiz karbonu. Tabii bunların aerodinamik olarak da katkıları oluyor. Tabii görsel olarak da çok iyi. Buradan devam eden karbonlar şu şekilde. Bunlar zannetmiyorum boşa ya da şunlar hava akışını. Hava akışına tabii sağlıyordur yani. Hem yağ soğutucusu için hem intercooler hem radyatör. Yani bütün havayı tabii otomobil buradan alıyor. Şu baksana şeye bile şu altta bile dümdüz bir radyatörü var. Tabii bu normalde bir sürü arabada açık olmuyor burası. Evet. Bu arabada bayağı bir açık o yüzden tam bir sinek mezarlığı gibi. Sineği geçtim kuşmuş taşmaş evet. Uzun yolda tabii, sıkıntı da olabilir tabii. Biliyor musun? Hızlı ilerliyorsun tabii, taş, evet, taş alır vallahi hı-hı. Götürür şeyi. Ama hani pist için yapmışlar zaten yok yok. Tabii bir M2 diyorsak bu otomobil motoruyla da ön plana çıkıyor. Şimdi normal 240'ta B58 vardı biliyorsunuz. O da harika bir motor. Yani zaten bu motordu onun modifiyeli hali diyelim. Burada da S58, B30, T0. T0 da Technological Improvement gibi bir şeydi galiba. İşte M3, M4'te var. X3 M'de var, M2'de var. Hakikaten artık çağımızın en teknolojik, aynen. En böyle verimli içten yanmalı aynen, motoru. En teknolojik içten yanmalılardan. Aynen öyle. Da. Bunun tabii içte de farklılıkları var B58'e tamam. Göre. Forged molybdenum, forged bir crank'ı, forged alüminyum pistonları, kollar yine forged çelikten. İçi yani hayli kuvvetli bir motor. Bütün altyapıyı ve motoru zaten hep M3, M4'ten almış. Onlar yani kullanıyor. Motor olarak da detuned hali yani. Aynen zaten onların korkulu rüyası. Hı-hı. Tabii M2 olduğu için de sıra gergin otomobil. Hem tavan karbon zaten. Önde gergiler var. Tabii bu gergiler sadece yani eski M3'te karbondu biliyorsunuz. Muhteşem gözüküyordu. Orada biraz şeyden kaçmışlar maliyetten. Evet. Burada bildiğin alüminyum kullandılar herhalde. Kafası daha sıkı. Zaten yola çıktık. Biraz kullandım. 240'tan bariz sert araba. Daha böyle bam güm falan yapıyor konfortta bile. Ama tabii sürüşte de bambaşka. Onları da izleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Çift turbo. 460 beygir. 550 Nm tork sunuyor. Ama dediğin gibi detune halı. Yani bunu biraz gıdıklamayla 700 yapıyorlar. Yani onu Batı'ya sormak lazım. Batı 700 falan yaptı Batıkan. Takip ediyor musun Westune Batı'yı? Evet duymuştum. Amerika'da. Selam olsun buradan da. Bildiğim kadarıyla içine ellemeden 700 yapıyorlar bunu. İşte intercooler'lar, intake'ler falan filanla. Yani hayli kapasiteli bir motor. Bu
şekilde otomobilin 0-100'ü 3.9 otomatikle, 4.1 de manuel yapıyorlar. Öyle. İşte launch kontrolü falan var. Manuelin de launch kontrolü deniriz var. Zaten. Şimdi bu zaten burası launch yerimiz. Deneyeceğiz. Bakalım kaç alacağız. Bakalım. Tabii bizim asfalt biraz daha tutuşu az Avrupa'ya göre. Tabii. Bu otomobilin en büyük eksisi 2.40'ın da ağırlığı. Stok halde Golf 8'ler açıyordu yani. Geçemiyordu galiba. Şimdi yazılımla tabii şimdi uzay oldu. 500 beygir oldu Serdar'ın araba. 500-550 beygir. Bu otomobilin de aslında dezavantajı ağırlığı. Yani 1720 kilolar gibi dolu bir ağırlığı var. Hani M2 diyoruz. Küçük, kompakt sınıf gibi baktığın zaman proporsiyonları, ama hayli ağır yani. Neredeyse elektrikli araba gibi. Tabii. Altyapı diğer M'lerle aynı olunca. Yani. Önceki M2'de öyle bir şey yoktu. O önden çekişe dönünce bunun tabii aynı altyapı kullanmak zorunda kaldılar. Ondan dolayı ağırlık arttı tabii. Yani tamam, onu anlıyorum. Evet, ama onun haricinde demek ki şasisi kendinden ağır. Çünkü şu öne baktığımız zaman şiir. Böyle alüminyum kollar geliyor. İşte aşağıda bir böyle yine 2.40'tan ekstra farkı. Aşağıda bir böyle aerosu var. Bıçaklar var. Havayı yönlendiriyor. Hem fren soğuk olması için kanallar var falan. Hani altı hafif malzemeler, işte süspansiyonu adaptif zaten. Yani hali ağır bir otomobil ama dengeli de bir otomobil. 50-50 ağırlık dağılımı var. Tabii en büyük farklardan biri, ön takımda da farklar var 2.40'a göre. Burada kamber stabilizasyonunu daha iyi yapmışlar. Daha sert burçlar var. Yani araba yük üstündeyken o lastikteki kamberlerini daha iyi koruyor. Yani işte pistte de zaten bu sana daha kısa süre olarak geri dönüyor. Ve tabii arabanın açıları da farklı. Kamberi, kasteri, kingpin açıları, yani o tekerleğin düzeyle yaptığı açı normal 2.40'a göre farklı. Zaten direksiyonda da biraz daha hissediyorsun onu. Bu otomobil daha direkt. Bunlar zaten M ile normalin tabii farkını yani getiriyor. M3'ün kollarını kullanıyor önde. İşte alüminyum kollar falan. Tabii M deyince frenleme gücümüz olmazsa olmaz. Burada 380 milim 6 piston frenlerimiz var. Yani bu ağırlıktaki bir otomobile de bu lazım zaten. Aslında M3, M4'den ağırlık olarak fark etmiyor. Belki onlarda karbon seramik var da bunda tabii, öyle bir opsiyon yok. Bunlar deli gibi ağır. Hı-hı. Şimdi onu diyecektim. Karbon seramik opsiyonu bile aslında belki olabilir. Evet. Ya da işte manyaklar belki swaplıyordur. Belki çünkü karbon seramik dedin mi bir 13-15 bin euro daha koyuyorsun. Tabii her yer karbon. Kalçalarımız daha geniş 2.40'a göre. Bir de şu eklenti de daha geniş göstermiş. Robot gibi duruyor araba. Lego gibi duruyor. Aynen. Öyle diyorlar genelde. Lego gibi, doğru. Aha. Yani şeyimiz bile karbon. Depo kapağımız bile karbon. Acaba bunu benzin zarar vermez mi ya gelse? Ama tabii oraya gelmiyordur benzin. Yok, E5, öyle. E10, E25 koy diyor. Bizde tabii E10 koysan tamam yeter bizim benzinle. Ama Bulgar'da 100 oktan var. 100 oktan var tabii. Genelde ondan doldurmaya çalışıyorum zaten. Arkada da 370 mm tek piston. Ama kaliperi floating bir kaliper. Disk değil, kaliper. Yine M diferansiyeli var. Adaptif bir M diferansiyeli. Drift modu var. Drift analyzer'ı var bir de. İçeriden kaç derece, kaç metre. Ufaktan bakarız onlara tabii. Arkalar arkaya bir gelelim. Arkalar 20 inç, önler 19 inç. Güzel bir detay. Evet. Arka 20, 285, 30, 20. Önler 275, 35, 19. Yalnız 275 ön lastik var. Yani hayvani. Araba şey böyle. Bodyci. Ama 70 kilo bodyci. Sağlam ve hızlı, çevik. Her şey var yani. Patlayıcı güç de var. Her şey var abi. Egzozlarımız krom uçlu. Bunu 4. BMW'ciler hemen şey yapar. Hemen bir Akropoviç. Aynen öyle. Karbon uçlu. Aslında bu kadar karbon pakete karbon uç gidermiş herhalde, yani. Bilmiyorum. Ama yani böyle krom olunca da açıkçası egzozları daha iyi gösteriyor yani. Çünkü siyah üstüne siyah olursa belki ya orada kontrast açısından aha öyle. Doğru söylüyorsun. Daha şık duruyor. Aynen. Ama tabii BMW tayfa bunu hemen karbonlar. Aynen. Arkası dümdüz, bir altta diferansiyel soğutucusu görüyorum. Yine alüminyum kollar falan. Yani bu arabayı lifte kaldırıp izleyeceğim. Çünkü hakikaten mühendislik konuşuyor altında arabanın. Son Mohican. Adını Son Mohican koydum. Çünkü hakikaten bu otomobili bir sonraki M2'de böyle bir araba olmayacak. Yok, belki 2 litre hibrit 4 çeker bir şey olacak yani. Mercedes'e dönerler orada. Gibi. Aynen öyle. Mercedes biraz daha önce oldu onda. Aynen. Ama illaki bunlar da geçecek yani. Aynen öyle. Geçecek. Fazla bekletmeden yola çıkalım. Bakalım Son Mohican yolda neler yapıyor. Yolda görüşürüz. Evet Eren, hazır mıyız? Bir launch'la başlayalım. Şu an sporda galiba. İşte teker teker şunu ayarlıyorsun. Şuradan şanzımanı ayarlayabiliyoruz. Hı. Şeyi kapatıyoruz. ESC. Sonra fren gaz. Full fren, full gaz. Öyleydi herhalde. Evet. Ben de çok yapmadım. Fren. Launch control.
Görüşürüz. Sesi daha çok 240'a göre. Tabii. Bir an haşinliği. Tabii ya. Şeye, acayip. Çok yırtıcı değil mi ya? Bir an 1M gibi hissettirdi haşinliği. Sen onu da kullandın tabii. En haşini odur. Çok iyi be. Beklediğimden daha aslında ben bırakmasını bekliyordum. Hiç bırakmıyor. Yok, biliyor musun? Yani. Güzel tutuyor. Deli tutuyor. Evet. Yani deli yol tutuyor. Yol da aslında iyi de iyiyse biraz güzel tutuyor yani. Abi ben sana söyleyeyim şunu koy. Çok oynuyor. Şimdi tabii sardı. 4.67. Tamam. Allah. Lan ödüm patladı. Tutunamadığı için 4.67 şey oldu. Tabii herhalde gerçek bir M arabası olunca bayağı bir fark tabii, ettiriyor. Tabii şimdi bunun göre olayı 0-100 değil zaten yani. Şanzıman müthiş. Müthiş. Yani bunu hakikaten roller coaster. manuel alsan yetişemezsin. Yok yetişemezsin. Zaten ya yetişirsin göre, de. Yani öyle Porsche gibi bir manueli de yokmuş zaten dediklerine göre. Biraz da eleştiriyorlar aslında. Dediklerini ben de öyle duydum. Biraz mesafesi uzak falan hani biraz işte hani son manueli yaptık demek aynen için sanki evet yapılmış çok gibi. Yapmamış. Zaten çoğu insan otomatik alır diye büyük ihtimal. Muhtemelen ama hakikaten ya beklediğimden bu arada daha iyi tutunuyor. Hani öyle mesela bizim buralar tutmayan yerlerde biraz daha salar diyordum. Tutuşu yani çok daha iyi. Evet. 4.6 ama tabii sardı kalkamadı zaten. Aynen. Böyle sıfırdan modlarımız var. Tabii bu arabanın şimdi track modu var mesela arkadaşlar. O durunca galiba aktif oluyor. Durmamız lazım. Ekranı kapatıyor. Sadece burada lastik basıncı işte güvenlik şeylerini kapatıyor falan. Senle bir oluyor makine. Drift modu var. Drift Analyzer'ı var aslında. ESC off deyip Drift Analyzer'a giriyorsun. Yine de etkinleştir. Şimdi burada sana puan mı veriyor? Evet, burada kaç yaptın işte? Puan yapıyor. Çok kışkırtıcı. Kaç metre? Çok kışkırtıcı. Kaç derece? Hiç sevmem. Tork tabii muazzam. İyi tutuyor ya. Yine çok iyi tutuyor. Rağmen. Mesela yazdı mı bir şey? Ne yazdı? 4,5 saniye. 10 derece yapmış. 10 derece. 4,5 saniye 95 metre. 3 yıldız vermiş abi. 3 yıldız. Tebrik ediyorum. Ya zaten 5 yıldızı herhalde donut yaptığında veriyorlar diye 5 yıldızı yani. Full lock bence şey verdiğinde veriyordur. Ama güzel. Bayağı tutuyor. Aynen. Önden savrulma yapmamışız mesela. Yani onları da ölçüyor. Aynen. 115 metre yapmışız mesela öyle diyor burada. Çok garip ya. Teknoloji ya işte. Bunlar güzel oyuncaklar ya. Güzel oyuncaklar teşvik aynen. İnsanı. Şimdiki arabalarda hep eco modu. Eco da ne kadar şey tabii yaparsın. Şu an bunlar tabii farklı tamamen verimliliğe yani odaklı. Burada tamamen iş gazlamaca. Yani yanlamak istiyorsan güç olduğu için zaten yanlıyor ama çizgi yapayım diyorsan da onu da yapıyor hepsini. Yani. Bak şu an dengeli gazda hiç o zaman oynamıyor. Mesela 2.40'da biraz daha gövde salınımı vardı. Tabii. Yani çünkü süspansiyon farkı da vardı mutlaka. Tabii. Yani. Kafası bayağı tutunuyor ya. Bıçak gibi araba. Altı bin, yedi bin devir doğru da çok güzel bir görüntü çıkıyor bu, tabii. Bunun tabii şeyi redline'i 7200 evet zaten. Nasıl? Hiç beklemiyordum biliyor musun?
Bayağı kesti yani herhalde. 50-50 ağırlık dağılımı bu yüzden var. Yoksa çok güzel böyle kondu. Önden bir şeye tabii, bari girerdi. Tabii. Anladım senin burayı bilmediğini. Evet. Normalde biz 2.40'ta da zıpladık burada. Evet. Çok güzel kondu. Zaten güzel. İşte o M süspansiyon bu işe yarıyor. Atıyorum ringde orada da zıplama var. Aynen. Konması 1.8 ton araba pıs diye kondu. Dağıtmadı kendini yere düştüğü zaman. Hayır. Dağıtmaz. Yani. Dağıtmaz. Mesela aynı yerde Tesla ile uçtum. Tesla böyle oldu. Evet. Önünü yere böyle değdirdi. O ağırlık 2.5 ton yere girmesi halinde bu da tabii. Bu nasıl yani dengeliydi? Evet. Tak diye. Tabii çok sıkıştırıyorlar bu arabayla da beni. Geliyor Clio'cu arkaya. Tabii hemen hemen. Çok şey yapmamaya çalışıyorum. Geçiyorum yine ya. Tamam yürü abi. O zaten abi. Görmek istiyor seni. ne yapıyor diye. Hani sesini duyalım. Bas. Şey İstanbul yollarında dört çekerler üzer. 2.40 mesela Serdar'ın 2.40'ı bunu üzer. Tabii İstanbul üzer. Yollarında. Ya 0-100'de de üzebilir yani. 0-100'de yani de üzer. 200-300 metre üzer. Sonradan boğulur gibi geliyor. Ama bu arabanın performanstan ziyade şu direksiyon netliği çok iyi. Yani araba mesela çok iyi dönüyor. Bu aralar hep şeyleri çok eleştiriyorlar bu emin direksiyonlarını. Bilmiyorum şu an ne hissediyorsun bunun direksiyonundan? Ya bunlara biraz alıştık. Eskiler gibi değil tabii. Eski M direksiyonlar gibi değil. Ama mesela bu daha direkt 2.40'a göre. Evet. Baksana böyle arka tutuyor yani. Evet. Frenler nasıl? Frenler iyi. Frenler iyi. Mesela böyle arabanın arkası boş değil. Ben biraz böyle hani her yerde gezinir mi acaba diyordum. Yok abi direkt mıh gibi oturuyor yani. Yok. Ya ben de işte hani bir çok iki kolay denedim yani öyle çok kolay anlamıyorum. Ne oluyor nasıl anlamıyor şimdi, arkada 460 beygir var. Şimdi onu diyecektim. Öyle çok kolay vırt yapayım. Aha yok. Vırın yapayım zaten yanlasın diye. Eski M2'yle en büyük farkı bu. Bunda daha çok böyle yol tutuşa yönelmişler yani. Bariz iyi yol tutuyor. Mesela şu şeyi biri alınca bariz değişiyor hızı şeyin. Şanzımanın hızı bariz değişiyor. Bu kadar beklemiyordum. Onlara al. Çalayım şunu bir daha. Mesela al. Arkadan da vuruyor. Tabii bu vuruyor. SMG gibi. Bunda tabii şanzıman da değişmiş. Eski M2 bunda tork konvertörlü mü? Evet. Eskisi öyle değilmiş galiba. Eskisi çift kavrama da vardı. Bak buralarda gelmiyor arkası. Bu biraz daha devir dönüyor tabii. Evet. Güzel ya fena ciğerli ya. Çok ciğerli. Isındı da tabii. Aha. Şimdi ısınınca bayağı tutuyor. Sesi de fena değil aslında. Hacim varsa ses var. Mesela şimdi 0-100 yapsak daha iyi değer alacağız. Bir deneyelim. Yapalım tabii. Bak. Yanlamadı. Ben özellikle kökledim yanlasın diye. Şu an ısındı. Bakalım 0-100 ne yapacak? Gerçi asfalt tabii. Ya bence asfalt da fena değil gibi buranın asfaltı yani bizim o normale benim göre. Beylikdüzü'nde yani hiç. orada hiç abi. Hafif yokuş yukarıda ama olsun. Evet. Aktif. Bak. Çok daha güzel kalktı. Sarmadı da bu sefer. Hiç sarmadı. Çünkü lastik de ısındı bak, galiba. Şu an hiç sarmadı. Yokuş yukarı. 4-2 olurdu. 4-1 olurdu belki yani. Hiç sarmadı. Verimizi bir kontrol edelim. Hı. 4. Tam 4. Evet, 4.05. Aa. Tam fabrika verisi işte. 4.1405. Belki 3.09 olurdu şey olsaydı. İşte, ya 3.9 olurdu. Belki pardon. Daha iyi tutan bir şeyle düz zeminde falan filan. Şanzıman abi. Şöyle hayır SMG gibi vuruyor böyle 3. kademede. Pist için muhteşem tabii. Aynen. Tamamen öyle.
Şimdi Bulgar'dan getirdin arabayı. Aynen, ne yapıyorsun orada? Getirdim. Aile işi. Aile işi yapıyoruz yani. Burada işte 20 senedir kliniklerimiz var. Avrupa Diş. İstanbul içerisinde 12 tane, Antalya'da bir tane olmak üzere. İşte süper. 20 senedir bu işi yapıyoruz. Sen de aile dişçilik mesleği. Okuyorsun. Evet, ben dişçiliği yeni bitirdim. Süper. Şu an işte biz de başladık bir yerden işin ucundan tutmaya. O şekilde aile mesleği. Benim ilk işimde mühendis olarak çalışıyordum. Aha. TST'de. Ortopedik implant üretiyoruz ama hocalarla da böyle projeler yapıyorduk. Evet. Mesela Selçuk Basa vardır. Marmara Üniversitesi'ndeydi o zaman galiba. Onunla mesela böyle buraya mesh yapıda titanyumdan bir şey yapmıştık mesela. Sonra o aldı ameliyatta kullandı falan. Tabii onlar şey için kullanılıyor. Tabii buradaki mandibulda bir kırıklarda şeylerde stabilizatör. Maksilofasilya mı? Maxillofacial, evet, cerrahisi. Biliyorum bayağı ta, şimdi unuttum tabii ama işte tibiyadır, şeydir, femurdur falan. Sende de bir şeyler tabii. Var yani. Tabii bu mandilanın bodysinde bir kırık olduğu zaman aynen. Orada bağlamak için aynen. Kemik kaynasın diye onları kullanıyoruz. Teknoloji gelişti artık. Tabii canım yani. Çok ameliyatla çok daha hızlı iyileşiliyor. Yani bir vida atıyorsun. Bir çubuk atıyorsun falan, devam. Her türlü takip edeceksin yani teknolojiyi, her gün değişiyor. Tabii tabii, özellikle dişte. Dişte özellikle implant olarak implant teknolojisi her gün değişiyor yani. Hem implant biz teknolojisi, tabii, aletler. Bizde tabii yani hem sektörde en dürüst şekilde yani çünkü çok şeyi var. Dürüst merdiven dürüst, altı her zaman var değil mi? Her zaman var tabii canım yani adam teknisyen dişçi bile değil. Geliyor Anadolu'da dişçiyim. Şey kalıp yapıyor hemen tabii. Teyzeye diş. Tabii. Yani önemli olan bu işte kaliteni korumak, dürüstlüğünü korumak. Tabii. Ondan sonrası zaten müşteri memnuniyetiyle beraber. Harika vallahi. Biz de bu işi 20 senedir yapıyoruz yani. Güzel. Arkadaşlar hep soruyorsunuz ya, abi M2'yi çekiyorsun ama nasıl alacağımızı da anlat. Dişçi olunca iyi bir dişçi olursanız M2'ye binebilirsiniz. Tabii gerçi yani, M2 yurt dışından biraz daha ben şey hile yazıp almışım. Ya aynen şimdi onu diyeceğim. Kuga alacağına M2 alıyorsun tabii, neredeyse. Tabii aynen yurt dışındaki Kuga fiyatı yani yapacağım. İnşallah burada da artık bilmiyorum. İnşallah. Bir gün vergiler düzelir, kurumlar düzelir de herkes böyle arabalara İnşallah sahip yani. Olur. Tabii mesela A45'e göre ne farkları var bu arabanın? Sen onu da yeni kullandın galiba. Yani onlarla farkı bu daha zevkli. Şimdi kaç verecek çok merak ettim. Çok tutuyor ha. Çok tutuyor ya, acayip yani. Bayağı tutuyor ben yani. Ben de şu an şeyim yani. Böyle. Ben böyle tutmaz sanıyordum. Ya bunda pistte güzel zaman yakalarsın ya. Piste çok güzel zaman yaparsın. Yani öyle istersen tabii ki yanlar. Sonuçta arkadan itiş tabii. Ama öyle bakalım. Hakikaten bozarak yanlaman lazım. Böyle bam güm vuracaksın o zaman. Yoksa basayım şey gelsin patlayıcı güç var ama iyi tutuyor. İyi, acayip tutuyor. Gayet iyi yani. Şeye mi bakacaksın drifte? Ha, kaç puan var? Bir şey gelmemiştir. Bir şey yapamadık fazla. 4 derece mesela. Bir şey vermedik orada çünkü. Bunu kapalı piste falan full şimdi vereceksin. Böyle arabalar hızlı yanlamayı seviyor. Tabii. Bunu böyle abi 120 ile falan bir bozacaksın. Zaten 550 tork var. Üçüncü vites. Devam da ettirir bağ, yani. Bağ, o zaman gider. Senin şey var senin pistte onu çok seviyorum bu 1.16 dizel. 1.16 dizel. O tamamen ağırlık transferi. Onda hiç şey yok. Güç yok çünkü 1.16 dizel. Aynen öyle. O tamamen ağırlık transferi. Bunlar tabii güçle de yanlayabilirsin. Ama hakikaten çok keskin bir de araba. Belki konforu alıp bunun gibi tutmayan yerlerde biraz daha rahat dans etmesi sağlanabilir. Çünkü sportta falan çok gergin makine. Alalım mı? Her şeyde. Deneyelim mesela. Yani şasiyi konforu al. Direksiyonu da konforu al. Fren kalsın. Fren kalsın. Tamam. Mesela konforda daha şey olabilir. Çünkü sport düzgün asfalt. Tabii. Pist. Mutlaka değişiyordur yani araba kendisi. Pist için. Bak. Çok tutuyor yani. Baksana 6.000-7.000 lira kadar düşürmene izin veriyor. Terse de uçuluyor. Of. bu sefer kesilmedi. Aynen. Yavaş girdik. Çok tutuyor ya. Kafası harbiden yani 275 ön lastik var. Baksana yani.
Çok iyi. Maşallah, vallahi. Çok iyi ya. Çok keyifli makine. Vay be, son Mohikan hakikaten hızlı yani. Ve bak, güzel. O kadar gazladık etti ki yüze bile gelmedi yağ sıcaklığı. Bir yakıt tüketimine bakalım mı? Bak, bak. Soğutma muazzam ya. Yüzü bile görmedi ya. 21,5. 21,5 olmuş. Ellerine sağlık. E tamam ya, bu kadar daha, daha da yakar bu arada pistte. Yakar yakar. Tabii canım ya. Tuta tuta yanlıyor. Diferansiyel de acayip iş yapıyor. Evet, kapalı. Kapalı ama tutuyor. Lap timer'ı var ama A45 gibi kendi lap time yapmıyor. Yok, buna önce manuel yanda biri oturacak. Kanka başladın. Kanka şey. Aynen. 50 derece olmuş. Ha iyi, çok ya yani, ısım güzel tutacak sıcaklıkta. Ki bak, lastik basınçlarımız da arttı tabii. Evet. Normal fabrika verisinden yüksek şu an. Yani pistte bu araba mesela bak 2.40 daha oynaktı. Çünkü o daha yumuşaktı biraz. Gövde salınımı vardı. 4x4 olmasına. 4x4 olmasına rağmen. Bu esnemiyor. Çünkü yani bunun tavan karbon. Ön gergiler var. C-Stun'unda daha bir farklı madde kullanılmış. Tabii materyal. Herhalde M240'a göre bir şey. Araba çok parça. Daha rigid. Aynen. Hissediyorsun bunu her yerde. Yani. Ha, kesici. Şov yaptık o tane. Çok iyi ya. Çok güzel. Yani hani 0-100 değil gerçekten bu araba, böyle ya, pist arabası. Bak, zaman yani zaman yapma arabası. Tesla var da 0-100 2.2. Aynen. Ama 0-100 bir olay değil yani, bir veri değil yani bu arabadan için. Ve şey yani bu performansı, hani konforu tabii 2.40'a göre daha sert bu araba ama her şeyi sunuyor yani. Vallahi güle güle kullan. Teşekkür Bulgar'da ederim. Pist var mı Bulgaristan'da? Plovdiv'de bir tane pist var. Böyle pist günleri de var aslında. Bir ay sonra bir pist abi, günü var. Gideceğim yani. Kesinlikle. Kesinlikle sok. Şeye de gitmek istiyorum, İstanbul Park'a. Ama şu anda denk göremedim gelirse, hala yani. Eğer burada olursan, denk gelirsen mutlaka gir. Evet. Ya bu arabanın harcı İstanbul Aynen Park. Aynen öyle. Tutunuyor. Tutunuyor, evet. Çok iyi tutunuyor. Güvenli bir araba ya. Şey güvenli. Yani böyle. M2 popoyu başarıyla oynatmıyor yani. Bak, bu yaptıklarımızı 1M'le yap, her yerde yansın. Burala bak. Mesela bastın 1M'le, yan çıkıyorsun. M2 ile de kadar. Öyle. Bu fena tutuyor. Çok dengeli. Çok dengeli yani. Bu ağırlığını da hiç hissetmiyorsun bu arada. Yani evet. Hani ne kadar fark olabilir diyordum 2.40'la. Var mı? Var. Var, fark var. Güzelmiş yani. Hani bu tam pist kafası böyle. Aha. Hani cruise, daha bu profesyonel bir seviyeye çıkmış. Daha profesyonel yani. Bir seviyeye çıkmış. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi, her zaman. Mutlaka piste çık bununla. Aynen. Ya burada ya Bulgar'da, bunun hakkı pist. Çok iyiydi yani. Arkadaşlar, bu videomuzdan böyleydi. Bu videomuza sponsor olduğu için Avrupa Diş'e de teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok bizi iyi Instagram'da bakın. Da takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da farklı farklı içeriklerimiz oluyor. Otopark.com, Sinan Koç. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Geçmiş olsun. Çok güzel, çok zevkliydi abi. Aynen. Ben de çok keyif aldım. Araba alet nalet. Değil mi? Harbiden. Alet nalet yani. Afsız.